Esselamu Aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme allimna ma yenfe'na ve enfe'na bima allamtena ve zidna ilma ve erinel hakka hakkan ve erzukuna ittiba'ah ve erinel batile batilan ve erzukuna ictinabe. Ve sallillahümme ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ve sellem. Rabbena ugfir lana ve erhamna ve ente hayrur rahimin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Mesnevi Nuriye 10. Risale ve Kur'an'ın bazı ayetlerinin kısaca tefsiri mahiyetindeki bölümü okuyoruz ve dünya hayatının oyuncaktan, böyle kendini oyalayıp durmaktan, dünya hayatının, bakın yaratılış değil, dünya hayatının, yani hayatı dünya is different from halk semavati vel ard, we confused this usually. Halk semavat vel ard God. Şimdi anladım İngilizce konuşuyorum diye. Dünya hayatının biz karıştırıyoruz onu. Halk semavat vel ard mükemmel. Çok güzel. We have to use, we have to pay attention to it. Fakat Bismillahirrahmanirrahim. Çok mükemmel dünya hayatını, dünya hayatı çok mükemmel, çok güzel ve onu kullanmalıyız, dikkat etmeliyiz. Semavat ve arzın yaratılışı ayrıdır, hayat-ı dünya ayrıdır. Hayat-ı dünya ayrıdır. Semavat ve arzın yaratılışı ayrıdır. Bizim arz diye bahsettiğimiz çoğu zaman dünyadaki yaratıklardır. Biz dünyadaki yaratıkları oyuncak olarak görürüz. Hayır, onlar Allah'ın ayetleridir. Onlar oyun ve oyuncak değil. Allah'ın ayetleridir. Bu daha çok düşkün olduğumuz için veya ben düşkün olduğum için söylüyorum. Yemek mesela Allah'ın ayetidir. Allah'ın ayetinden uzak kalmanın hiçbir fazileti yok. Yani devamlı yiyelim anlamında değil. İhtiyacın olduğu kadar yemek için yaratılmışsın, yiyeceksin ama o yemeğin yaratılışında, havanın yaratılışında, suyun yaratılışında yaratıcıya ait ayetler var, onları takdir edeceksin. Fakat biz dünya hayatı ile arz, Kur'an-ı Kerim'deki arz dediği, şu Türkçe'de de dünya diyen, hani semavatı ve arzı derler ama biz onu dünyayı diye anlarız. Diyen ayetler, ayetlerin işaret ettiği mana arasında çok büyük fark var. Dünya hayatı oyundur. Ama arzın, dünyanın yaratılışı çok önemlidir, çok mükemmeldir. Hepsi yaratıcılarının ayetleridirler. Onları mutlaka kullanmamız lazım. Mesela yıldızları seyretmek çok güzel bir faaliyettir. Yaratıcılarını tefekkür etmek imanın en güzel yönüdür. Allah'ı tanımanın en etken yoludur. Bu dünya hayatı deyince hemen bunlar aklıma geliverdi. Zaten kendimi yoldan geldim, yeni toparladım. Onun için kusura bakmayın, geç de kalıyorum. İşte ancak daha erken gelebilirim ama şartlar her zaman istediğim gibi olmuyor. Neyse, elhamdülillah, buna da şükür. Kaldığımız yerden devam edeyim. Evet, insan bir askerdir. Askerlik vazifesi başka, hükümetin vazifesi başkadır. Neyi anlatıyor bize burada? Arz, Kur'an'daki arz diye bahsedileni mi?
yoksa hayatı dünya, dünya hayatı diye bahsedileni mi? Bu konuda bir cevap verecek arkadaş var mı? Şu cümleyi okur okumaz hangi yön aklınıza geldi? İnsan bir askerdir. Askerlik vazifesi başka, hükümetin vazifesi başkadır cümlesini okuyunca biz hangi konuyu işliyoruz? Semavat ve arzın yaratılış konusunu mu? Yoksa dünya hayatının mahiyetini anlamamı? Hemen herkes biliyor ama kimse de cevap vermedi şimdiye kadar. Ben dünya hayatının mahiyetini anlama olarak alıyorum bunu. İkincisi dedi bir arkadaş, birincisi ikincisi karıştırdığım için dünya hayatını anlama olarak anlıyorum ben. Senin dediğin diyor, o yani güzel, peki Allah razı olsun. Peki, askerlik vazifesi başka, hükümetin vazifesi başkadır derken neye bakacağız? Bakayım bir arkadaş da ben de öyle anladım demiş. Tamam. Aynı arkadaşım. Nasıl konuşan da yok. Dedik ya yani Türkçe konuşmayan insanların, bizlerin yani, biz kendimizi ifade etme özürlüsüyüz. Ödümüz kopuyor, bir yanlışımız çıkacak da eleştirileceğiz diye. Halbuki yanlışın çıkmadığı zaman ödün kopması lazım. Öyle diyorlar da ben öyle değilim. Yanlışın çıktığı zaman sevinmen lazım. Yanlışımı öğrendim, doğrusunu şimdi öğreneceğim, o yanlıştan vazgeçeceğim, kurtulacağım diye sevinmemiz lazım. İnşallah. İnşallah. Yanlış yapmaktan ödümüz korkar. Çünkü hayatımız boyunca çocukken genellikle, hem çocukken hem gençliğimizde babamız, annemiz, çevremizdeki insanlar, öğretmenlerimiz falan tarafından hep eleştirilmişiz ya, eleştirilmekten ödümüz kopuyor. Şimdi halbuki olabilir diyeceğiz, bunlar böyle olur diyeceğiz ama bu gibi ortamlarda, şu bulunduğumuz ortamda ne güzel, yanlışın çıkmasından korkmayacağım. Öyle düşünmeden atmosfer konuşmak yapmayacağım ama düşündükten sonra kanaatim nedir, şudur diye söyleyeceğim. Birisi diyecek ki tam tersi, yanlış o. Peki bir dinleyeyim seni, neden yanlış? Açıkla, öğrenin. Teşekkür ederim. Yanlış yapmaktan korkan doğruyu öğrenemez. Evet, insan bir askerdir. Askerlik vazifesi başka, hükümetin vazifesi başkadır. İnsanın bir örnek olarak kullanıyor bunu. Askerlik vazifesi talim, cihat gibi din ve vatanı koruyacak işlerdir. Dünya şartlarında konuşuyor. Ne vatanı dersen, yani o ehli dünya, ehli dünya tarifleri içerisinde konuşuyor. Cihat gibi, ilim gibi, talim gibi, din ve vatanı koruyacak işlerdir. Bu askerlik vazifesi başka. Biz bunları yapmamız lazım. Peki bunu şu bizim yaşadığımız dünya şartlarından çıkartıp da gerçek hayat şartlarına uyguladığımız zaman askerliği neye tekabül eder göreceğiz? Ubudiyete. Talimi niye tekabül eder göreceğiz? İbadet yaparak, ibadetimiz suretiyle, ibadetlerimizi yapmak suretiyle mabudumuzu daha iyi tanımaya. Cihat gibi din ve vatanı koruyacak işlerden ne anlayacağız cihat gibi? O zaman vatanı, yani benim kendi varlığımda, kendi insaniyetimde vatan nedir? Hiç. Vatan niye tekabül eder? İnsanın kendi varlığında. Hiçbir tahminde bulunacak var mı? Küçük sözlerdeki askerle buradaki aynı diyebilir miyiz? Bilemiyorum. Küçük sözler ayrı, ayrı konu şimdi. Öyle referans vermeyi Fikri kardeş sevmiyoruz biz. Ben sevmiyorum yani.
küçük sözlerde bir asker temsili geçiyor. O orada geçerli. Biz burada kendimize bakacağız. Burayı anlamaya çalışıyoruz. Onun için yani doğru bir soru soruyorsunuz. Sorunun cevabı konuları birbirine karıştırmamak lazım. Erkan Göktaş diyor ki vatan vücuttur. Neyin vatanı? Neyin vatanı o? Hasan Bulut hayatımızı geçirdiğimiz yer diyor. İnsanın şahsi hayatında, şahsındaki vatanı soruyorum Hasan kardeş. Ahmet Ali ne diyor? Vatan Esma-i Hüsna'nın tecelli ettiği yerdir tefekkür eden için. Güzel, bu güzel, bu güzel. Hasan Bulut tek geldi. Yani varlığımızı devam ettirdiğimiz yer, sen kendi varlığını kendin devam ettiremezsin Hasan kardeşim derim. Devam ettiremezsin orada. Ama şimdi vatan bana varlığın verildiği yer dersek, o varlığımın verildiği yer Hüsna, Esma-i Hüsna'nın yani yaratıcımın kendisini bana tanıttığı yer. Onun için hala Ahmet Han'ın cevabı üstte kaldı. Kevser Han'ın bakileşecek her şey ve her yer bakiye dönüştürülecek. Yani yaratıcının tanınacağı her yer, her şey vatandır. İnsanın kendi vücudunda yaratıcısının kendi varlığında beden değil. Beden, vücut deyince Türkçe'de o da bir problem. Vücut deyince Türkçe'de beden anlaşılıyor. Halbuki yani böyle Risale-i Nur'da falan bedenden hiç bahsetmez. Vücut deyince hep varlıktan bahseder. İnsanın kendi varlığında bakileşeceği yer. Kendi varlığında, ben kendi varlığımda nerede bakileşirim? Benim ruhumun, benim kalbimin, Rabbi tanıma eğitiminden geçtiği oranda bakileşeceğim için bende tecelli eden Esma'yı benim hangi yönüm, maddi yönüm hariç, maddi yön hayvanda da var. Benim hangi yönüm temsil ediyorsa, ona kalp diyorlar, akıl diyorlar, ruh diyorlar, nefis diyorlar, insani sırlarımız diyorlar. Hani şu belki farkına varıyoruz, belki varmıyoruz ama insani özelliklerimizin tümü bize Rabbimizi tanımak için verilmiş. Orada Rabbimizin esması tecelli ediyor. Onun için Ahmet Han'ın cevabı hala üstte kaldı. Peki ama siz de söyleyeceksiniz tabii. Mesela şu bakileşecek her şey ve her yer benim için vatandır. Doğru. Bak çok güzel bir tespit hatta. Erkan Hocam, askerlik burada hayatın sahibi olanı tanıma vazifesi olarak alınabilir mi? Burada vatan yaratıcının ayetlerinin tezahür ettiği her yer olabilir mi? Evet. Alem-i Şehadet dediği Hasan, ama insan bazında konuşuyoruz ya şimdi. İnsanın bizzat kendisi bazında benim alem-i şehadet dediğim yerden neyi müşahede ediyorsam, o müşahede ettiğim yer eğer beni ebedi, ezeli, benim ezeli, ebedi varlık vatanıma bağlıyorsa, varlık vatanıma, aslıma bağlıyorsa, işte o benim vatanımdır. Ben orada rahat kendimi tarif edebilirim, kendimin varlığından memnun olabilirim. Yani şunu söyleyeceğim, inşallah bunu konuşmamız lazım. Derler ya, bezmi ezel derler. Elestu bezminde derler. Esas bizim vatanımız ruhumuzun geldiği yerdir. Bezmi ezelde ruhun Rabbini tanıdığı yerdir derler.
Tabii bu bir edebiyat türü gibi geliyor bize şimdi. Çok hakikatli bir cümle herhalde. Rabbimizi tanıdığımız özelliklerimiz eğer Rabbini bulabiliyorsa o Rabbini bulabildiği yer benim vatanımdır diye tarif ederim ben de. Hani herkes bir vatan tarifiyle geldi ya, benim tarifim de bu olur. Etki edebildiğim etkisinde kaldığım yer demiş Fikri. Fikri özür dilerim, ilgisiz geldi bana. Neyin etkisinde buluyorsun sen? Yaratılmış olanın etki etmesi söz konusu olamaz. Onları düşünmek lazım Fikri. Tekrar güzel yazmaya devam et. Ama bil ki bunlar yani piyasadaki geçen laflar. Yani bunların gerçekliklerini düşünmeyiz. Öğreneceğiz. Bu odada bunları öğrenmek için varız. Ayıplamıyorum kimseyi ama yanlış. Yanlış. Diyebiliyorum bana göre. Sana göre olmayabilir. Bak herkes kendine göre konuşur. Erkan Hoca, kainat vatan olunca sınırlar ortadan kalkıyor. Biraz daha gel. Sen kendini yaratıcının vatanı, yaratıcın için, yaratıcının esmasının tecelli ettiği yer olarak görürsen, o zaman kendindeki özellikler, sana emanet edilen özelliklerin kaynağını bulursun. Sana nasılsın diye sorduğumuzda, birisi bana nasılsın diye sorarsa bu ne demektir? Ne demek nasılsın? Hadi bunu da konuşalım. Korkmayın eleştirilmekten. Ben korkmuyorum. Siz hiç korkmayın. Yani ne demek ben korkmuyorum? Eleştiriyorlar beni. Öğrenmeyiz mi? Tamam, memnun olurum. Öğrenmezsem üzülüyorum. Evet. Yaratılmaya muhtacım demiş. Yaratılmaya. Ha, yaratılmaya muhtacım. Ne? Sorumuz neydi? Kafam karıştı. Nasılsın? Evet. Nasılsın ne demek? Evet. Nasılsın ne demek? Bir arkadaş yok mu? Her gün kullanıyorsun. Nasılsın ya, iyi misin diye. Ben kullanıyorum da ondan. Kainatı hangi pencereden görüyorsun? Nasılsın? Önce bir kelime yapısı nereden geliyor? Onu bir. Yani, güzel, güzel. Kainatı hangi pencereden görüyorsun? Güzel ama nasılsınla ne alakası var? Var. Halin, hissiyatın, bedenin, ruhen, durumun ne? Hayır. Hayır diyorum bak. Hasan diyor ki neler hissediyorsun? Hayır. Nasılsın? Yani onlar olabilir ama hala nasılsını kullanıyoruz. Bu kelimenin yapısı nereden geliyor? Derler ki hadi nasıl var ediliyorsun şu anda? Ama ben ne asılsın? Ha. Ne asıldansın demek diyorlar. Asli vatanın neresi diyorlar. Ehli dünya diyor ki asli vatanım Türkiye, Kayseri veya ne bileyim Erzurum. Asli vatanım diyorlar. Komik şeyler. Doğduğun yer diyor. Ne yapayım ben doğduğum yere, haberim bile yok. Nereden geldi benim varlığım? Nereden geldi benim varlığım? Ne asıl yani orijinin ne? Orijin denir ya. Hani orijinalin nereden geliyor? O zaman şöyle diyelim. Kur'an'dan kopyalayalım. Hani şimdilik kopyayla geçinelim. Varlık kökenini Erkan, var kökenin deyince neyin kökeni? Varlık kökenin ne senin? Kur'an diyor ki senin varlık kökenin Allah'ın sana üflediği ruh. Onu ben üfledim diyor.
benden direkt geliyorsun diyor. Senin vatanın benim diyor. Ah. Hadi bakayım kim nefaka kelimesi galiba olsun. Evet. De hani o kelimeyi bilmek de meseleyi bilmek ayrı konu Erkan Hoca. Ha, hani niye söyledin demiyorum. Bakın bunlar bunlar nefaka kelimesini bilmek, onun bu anlamda kullanıldığını bilmekle hiç alakası yok. Onun için söyleyeceğiz. Söyleyeceğiz ve söyleyeceğiz, konuşacağız. Ve fakat yani birbirimize hayır böyle değil, şöyledir diyeceğiz, alınmayacağız. Hiçbir zaman alınan olursa zaten burada olmaz. Evet, beraber düşünüyoruz, rahat olun diyor. Güzel. Üzerinde sorulan andaki tecelliler. Senin aslın ne arkadaş? Kökenin ne? Nereden geldin? Ama ne kökeni? Varlık nedenin ne? Farkında mısın demek. Nasılsın? Biz onu ne yapıyoruz? Yani paran var mı, işin var mı diye anlıyoruz falan. Onlar günlük hayatın işte meseleleri basite indirgemesidir. Olabilir. Yanlış ama yani yanlış da öyle kullanılır gidiyor olabilir. İşte onları tenkit etmekle uğraşamayız burada. Meselenin özünü anladığımızda birbirimize nasılsın dediğinde farkında mısın hangi kökenden geldiğinin, kendini o kökene, varlık kökenine bağlı hissediyor musun dememiz lazım. İşte bizim vatanımız bizim varlık kökenimizdir. Öyle ben işte Bursalıyım, İzmirliyim falan onları yani yolda geçen adama söyle geç git anlamaz falan diye. Yalnız birisi sorarsa sana nasılsın deyince unuttum yine diyeceksin. Neyi? Hangi asıldan olduğumu unuttum diyeceksin. Fark etmedim, daldım yine bu dünyaya. Sanki ben bu dünyadan gelmişim gibi, bu dünyanın ürünüyüm gibi düşünüyorum kendimi. Ne komik şeye, toprak yaptı beni, su yaptı beni der gibi. Bakın bu anlayışların gelişmesi lazım. Bunlar efendim, bunlar tasavvufi terimlerdir. Biz ehli tasavvuf değiliz. Tarikat zamanı geçti. Hani Risale-i Nur okuyordu da böyle basit argümanlarla olmalı. O başka maksatlarla söylenilmiş sözler. Tarikat olur, olmaz. Kelam olur, felsefe olur, tefsir olur, hadis ilmi olur, fıkıh ilmi olur. Ne olursa olsun. Hakikat varsa alacaksın. Sen ilgilendirmiyorsa ben ilgilendirmiyor. Mesleğim değil deyip geçeceksin. Evet. Yani o basit bir şey Hasan dediğin apaçık doğru saçma bir şey. Yani sen savunmadığın için biliyorum. Vatanı korumak bir toprak parçasını korumak değil o zaman diyor Hasan. Belli bir şey canım. Onu yutacak kadar aramızda hiçbir aptal yok yani. o ne bileyim insaniyetinin değil hayvaniyetinin bile farkında olmayan insanların yuttuğu slogandır. Toprak parçasını koruyacağım, öleceğim de şehit olacağım. Artık o basitliğin en zirvesidir, daniskasıdır. Toprak için adam ölür mü? Deli misin sen ya? Adam Allah'tan geliyor, Allah'a dönecek. Ölse ölse Allah için ölür, o kadar. Erkan Hoca, origin of species, türlerin köken anlamında aslımız Rabbimizin üflemesidir, nefesi yani. Ama bu nefesin yansıması değil mi? Aslı olamayız. Tabii yani üfleyince, kendinden çıkınca tecelli olur. Doğru. Doğru düşünüyorsunuz. Demek ki ben hangi asıldan geldiysem, canım şimdi ben annemden doğdum diye ben anneyim, ben annem benim demem ki, diyemem ki. Yani örnek bu, örnek temsil. Teşbih. Annem beni doğurdu dediğimde ben anneyim demem. Rabbim bana ruhumu üfledi dediğimde ben Allah'ım demem. Yani Allah
Allah'tan geliyorum demek, Allah benim varlık orijinim demek, o bana varlık verdi demek olduğu açık olması lazım. Çok güzel gidiyoruz. Hepinizi tebrik ediyorum, katılan arkadaşların hepsini. Hele hele yanlış olduğunu söylediğim halde tekrar tekrar yazan arkadaşları iki defa tebrik ediyorum. Çünkü esas bizim burada varlık nedenimiz bu. Bu odada bulunmamızın nedeni bu. Yanlışlarımızdan doğruları öğreneceğiz. Ahmet Ali diyor ki, vatan bir bütündür, bölünmez ve parçalanamaz diyor, alay ediyor. Evet, yaratıcı vahid ve ehaddir. Onu bölemezsin, parçalamazsın diye. Yani yanlış anlaşılmalarla uğraşmayalım Hasan kardeşim de. Toprağı korumak gibi dini korumak da yanlış anlaşılıyor. Artık o öyle. Yani şöyle diyelim bak, artık geldik ya biz Rabbimizi, yani yaratıcımı tanıdığım anda hangi asıldan geldiğimi öğrenir, senin vatanın neresi derlerse benim ezeli ve ebedi vatanım, geldiğim yer olan Rabbim indindedir, ondadır. Yani ben Rab değilim, onun parçası değilim, belli bir şey. Ama ondadır anlamında kendimi hangi asla bağlayacağımı ifade edeceğim. Yoksa hangi sülaledensin, hangi memlekettensin, hangi şehirden, köydensin gibi bir anlamı kastetmemem lazım. Ama pratik hayatta bana birisi, yani nerelisin derse, ben diyorum işte şöyle şöyle bir toprak parçası, adını şöyle koydukları bir toprak parçasında doğmuşum, haberim bile yok diyorum. Arkasından da şaka yapıyorum. Vallahi benim hiçbir günahım yok. Ben orada yaratılmışım diyorum. Yani beni hiç ilgilendirmez manasına geliyor. Bazıları anlar, bazıları anlamaz. Öyle geçiyor dünya hayatımız işte. Yani bu işlerin inceliklerini anlayacak çok. Aslımız geliştirmeye açık bir şey midir? Onu keşfe mi çalışır? Tabii. Keşfederken neyi keşfediyorsun? Farkındalık önemlidir derim ben. Ama bu da benim kanaatim. Nereden geldiğinin farkında olmak önemlidir. O zaman nereden geldiğimi anlayınca geldiğim yerin, yani yaratıcımın, bana varlık verenin mutlak olduğunu anlamam lazım. Çünkü ben bu dünyanın parçası değilsem, bu kainatın parçasından gelmediysem, nereden geldim? Ruhum bu kainatın parçasından olamaz ise, kainat cinsinden olmayan bir kaynaktan geldim. O zaman kainat cinsinden olmayan bir kaynak sayılamaz, zaman ve mekan sınırı içerisinde koyulamaz, yani mutlaktır. Mutlakı tanımanın sınırı olmaz. Mutlakı tanımanın sınırı olmaz. Yani sonsuzun içine ne kadar rakam korsan koy bitmez. O sonsuzun tanımına zıttır. Peki, güzel, çok güzel, maşallah, dönelim. Biz burada askerlik vazifesi yapıyoruz, cihat yapmaya geldik, vatanı koruyarak, koruyacak işleri yapmaya geldik dedik, dönüştürdük bunu. Vatan aslımızsa asker ve vatan aynı olma, yok geliş yerimiz ayrı yani. Ya kardeşim, annen seni doğurduğu zaman, düşünelim Fikri kardeş. Annen seni doğurduğu zaman annenle sen aynı olur musun? Sen sensin, annen anne. Yaratıcı sana vücut verdiği zaman o yaratıcı, sen mahluk. Senin görevin yaratıcıyı tanımak. Yani sen kendi vazifemize bakıyoruz. Onun için asker ve vatan aynı olur mu? Hayır, olmaz. Yani söyle, yanlış anladım. Aynı olmaz mı? Hayır, aynı olmaz. Bu önemde asker, bu bağlamda asker yaratık olan benim,
benim vatanım, benim yaratıcımdır. Rabbimizin üflemesi yani nefesi zatına mahsus edikler taşımaz mı? Tabi zatından başka bir şey mi yarattı bizi sanki? Peki devam ediyorum. Yani biz fani, nefes baki dersek kim dedi? Biz fani, nefes baki dersek de biz bakiden geldik. Ama baki varlık kaynağı ben ise yaratığım. Nerede yanlış yapmış oluruz? Evet, burada yanlış yapmış oluruz. Baki, baki olan yani beni yaratan bakidir. Bakinin yarattığı yaratıktır. Yaratık hiçbir zaman baki olmaz. Yaratık her an yaratılmaya muhtaç olandır. Ona da biz fani diyoruz. Düşünüyorum sadece demişsiniz. Doğru. Doğru. Hep beraber düşünüyoruz. Doğru. Biz fani, nefes baki derken neyi kastettiğimize bağlı. Çünkü ruhu nefesle özdeşleştirir, eşitlersek yanlış. Ama benim nefesimden geldi demek ve ben doğrudan doğruya sizi yarattım. Esbab perdesi olmadan yarattım diyorsa demek olur o. Esbab perdesi olmadan doğrudan ben size vücut verdim demek ruhunuza. Tamam. Anlaşılıyor. Demek ki ben mahlukum, o Halik. O bakımdan nefes baki diyemeyiz. Şu dünyada yaratıcıdan gafletle yaşanan anlar vatansız yaşanan anlardır. Doğru. Vatanımızı koruyamadığımız anlardır. Ahmet Ali çok güzel. Sevdim bu sonucu. Çok güzel. Yani benim de hoşuma gitti. Kapıma da yattı. Elhamdülillah diyorum. Bir asker olarak birinci vazifem bu anlamda vatanımı korumaktır. Ha, maşallah, elhamdülillah. İşte biz böyle vatan koruyucularıyız. Kimse, ehli dünya bizi sevmez. Biz onların vatanını korumuyoruz çünkü. Evet, çok doğru. Allah razı olsun Ahmet Ali. Bu kadar dersin, sohbetimizi bu kadar derinlemesine götürdük, çok konuştuk gibi görünmesine rağmen Ahmet Han'ın bu sonuç sonunda ulaştığı bu fikirler, bu konuşmaların boşa gitmediğini gösterdi. Allah razı olsun. Erkan Hoca namaz da bu askerin nöbeti oluyor, nöbete dikkat. Evet, doğru. O anlamda bu hani nöbet tutma anı geldi diye benim zamanım geldi. Hani güneşin dönmesiyle güneş dünya ilişkisi arasında bu mesela sizin orada şimdi hangi vakti yaşıyorsunuz? Yatsıyı tahmin ediyorum. Yatsı zamanı vakti. Sizin burada öğlen vakti yani bir saat önce girdi. İkindi bile olmadı. Şimdi siz yatsı nöbetini tuttunuz. Bize sıra gelecek daha. Yatsı nöbetini tutmaya bize sıra gelmedi daha. Benim bulunduğum yerde. Siz de ondan sonra sabah namazına geçerken bize yatsı namazı nöbeti dönemi gelecek. Çok güzel. Maşallah böyle her zaman her yerde 5 vakit namaz aynı anda kılınıyor. Dünya öyle yuvarlak yaratılmasındaki hikmetin sonu yok. Her yerde şu anda bir yerde sabah namazı, bir yerde öğle, bir yerde ikindi, bir yerde akşam, bir yerde yatsı nöbeti tutuluyor. Şu anda dünyada yani huzur-u ilahide her halükarda bulunmadığımız bir an yok bu dünyada. Dünyanın yuvarlak olması hiç de öyle basit bir iş değil. Çok 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 anlamlı bir zaten. Dairenin, bilmem Ahmet Erkan Hoca matematikçisin, geometricisin. Tamam. Şimdi seninle bu konuyu, yani diğer arkadaşlar da anlar da, benim anladığım kadarıyla dünyada neredeyse her şey dairevi şekilde yaratılması, yaratılış faaliyetinin sonsuzluğuna delalet eder. Bitmez kardeşim. Sonu gelmez. Dönersin, 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 sonu gelmez. Bu ne demek?
yarattıkların sonu gelmez değil. Yaratılış faaliyeti bir sona gelip duracak endişesi taşımayın diyor. Bu şekildeki yaratılış bize. Bu çocukluk olur, bebeklik şeklinde bir yaratılış olur insanın hayatı için. Gençlik şeklinde bir yaratılış olur. İhtiyarlık şeklinde bir yaratılış olur. Ölüm şeklinde bir yaratılış olur. Kabir hayatı şeklinde bir yaratılış olur. Ama yaratılış faaliyeti durmaz. Neden? Yaratıcı mutlaktır. Yaratıkların yaratılış şekilleri fanidir. Yaşıyoruz bunu. Kendim yaşıyorum. Dün başkaydım, bugün başkayım. Dün iyiceydim, bugün yorgunum. Namazlarda vatan emniyeti alınıyor, elhamdülillah diyor Erkan Hoca. Güzel, 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 güzel kavramlar bunlar. Evet, dairenin çevresi sonsuz sayıda noktalardan teşekkür ediyor. Evet, dairenin çevresinin sonu gelmeyen noktası var, bitmez. Evet, yaratma faaliyetinin bitmeyeceğinin delili olarak algılıyorum ben. Benim algılarımdan bu, birisi yanlıştır, başka birisi bir başka şekilde algılar. O olabilir. Hepimiz düşüneceğiz bu dünyada yanlışımızda, doğrumuzda, yata kalka, düşe kalka derler ya. Yürümeyi öğreneceğiz inşallah. Kimse kusursuz olamaz. Peki, hükümetin vazifesi ise erzakını, libasını, silahını vermektir. Yani biz eğer askerlik vazifesini yaparsak ubudiyet, kulluk, yani yaratılmışlık gerçeğimizi fark ederek yaşarsak yaratıcımız da bizim yaratılmışlığımız için, varlığımız için gerekli olan malzemeyi hazırlıyor. Neye? Bizi var ediyor ya. İşte var etmesi o malzemenin hazır olması demektir. Efendim bizi var ediyor deyince ne anlıyoruz? Bizi var ediyor deyince bana vücut veriyor, yani beden veriyor diye yalnızca onu anlamayın. Evet, beden de veriyor. Değişik şekillerde, bebek şeklinde beden veriyor. Anne karnında cenin şeklinde beden veriyor. Genç şekilde beden veriyor. İhtiyar şekilde beden veriyor. Bana ne kardeşim? Veren o, alan o. Niye kafayı takıyorsun ihtiyarladım diye kendime söylüyorum. Bir de içimizde benden daha ihtiyar birisi var. Tahir diyor, ona söylüyor. Ne kafayı takıyorsun ihtiyar? Sen ihtiyarlamadın ki. Sana ihtiyar şeklinde bir beden verildi. Ne olacak fark etmez. Yani evin duvarları biraz boyasını aşındırmış, ne olur yani. İçinde yaşayan insana bak. O insan ezeli ve ebedi olan tarafından kendini temsil etme, kendini tanıma özelliğiyle donatılarak yaratılmış. Vazifene baksana. Kendime diyorum, vazifene bak. Yaratıcını tanımaya bak, sana verilen emanetlerle. Efendim nedir o? Ayağım ağrıyor, dizim bilmem ne olmuş. Yani yapılacak iş, git hastaneye git de bunlar seni ilgilendiren konular değil. Gidersin hastaneye, doktor ilaç verir alırsın, ameliyat olacaksın, olursun, geçer gidersin. Bunlar senin için hikaye. Bunlar senin için ne bileyim ne derler ona, çay kahve içer gibi bir şey. Olmalı. Senin benim için. Esas mesele, yani buradaki arkadaşların hepsi anladılar şimdi, vatanı koruyabiliyor muyum? Ha? Nöbetimi tutuyor muyum? Esas mesele o. Bilinçli bir şekilde mi nöbet tutuyorum, kahrederek mi nöbet tutuyorum? Ne zaman nöbet bitecek, şu 4 rekatı ne zaman bitireceğimde çıkacağım, şu camiden veya seccadeden ayrılacağım diye çırpınıyor muyum? Ne yapıyorum? Benim sorunum bu. Yoksa karnımız acıktığında gideriz mutfağa, yeriz bir şey, geçer gideriz. Yerken de ya benim Rabbim benim ihtiyacımı karşılayacağını zaten garanti etmiş, işte karşıladı. Ben ondan çok memnunum, ondan müteşekkirim.
Rabbimin varlığından emin oldum. Bir kez daha beni sevdiğinden, benim rızakım olduğundan emin oldum derim. Yemeğimi yerim. Ama kaynağı unutmam. Yemeğin kendisini, yani şöyle bir şey söyleyeceğim de argo gibi gelmesin size. Kim takar yalava kaymakamını? Yemeğin kendisi tuzlu olmuş, daha tuzsuz olmuş, yok. Yok kızartma olmuş, yok iyi kızarmamış, tam pişmemiş. Kim takar yalava kaymakamını? Rezzak önemli kardeşim, Rezzak'ı tanımak önemli. Rezzak seni seviyor ama yemeği iyi pişirememişsin, o senin hatta. Evet, yalava il oldu diyor birisi. Yalava kaymakamı idi bizim zamanımızda da. Şimdi il oldu, evet, evet duydum onu. Yalava valisini diyelim. Kim takar Yalava valisini? Bizi, Erkan Hoca'nın yazdığını okuyorum. Bizi onu tanıyacak biçimde var ediyor. Bu nimet düşündükçe sonsuz hamd etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Evet, bu nimeti düşündükçe. Bu ne demek? Tanıyacak şekilde yaratılmış olma nimeti, düşünebiliyor musunuz? Şuurundayız yaratıcımızın. Taş olmak var, bitki olmak var, hayvan olmak da var. Yaratıcısının şuurunda olan insanın ne derler, Türkçe tabir olduğu için ne derler, sevinçten şapkasını havaya atması lazım. Kurtuldum bu askerlik esaretinden, yani maddeye bağımlı kalma esaretinden diye. Havaya atmak lazım. Tezkere aldık çünkü. Neden? Dünyanın esaretinden kurtulduk. Evet, bizi böyle yaratıyor olması ne büyük mucize. Evet, doğruya kanacağım. Allah razı olsun. Ya ne güzel ders böyle karşılıklı konuşunca. Hele bir de alınmadan, ama ben onu demek istememiştim falan. Ne gerek var? Demek isteme kardeşim. Hakikatten ne öğrendiğine bak. Seni ben en cahil adam zannedeyim. Sen cahilin tekisin diyeyim. Ne yazar ya? Kaç yazar? Ben kimeyim ki? Senin hakkında hüküm verdim. Seni ilgilendiriyor. Bunları öğreneceğiz. Bunları öğreneceğiz. Bunu günlük hayatımızda da öğreniriz. Eşimizde, çocuğumuzda, komşumuzla, arkadaşlarımızla konuşurken bana bunu dedi, yol nasıl dersin sen, beni yanlış anladın sen falan diye savunmaya gitmek çok basit değil. Çok basit değil. Kardeşim biz buraya kendimizi savunmaya gelmedik. İnsanlar karşısında nöbet tutmaya geldik. Vatanı korumaya geldik. Bakalım vatanımın farkında mıyım, değil miyim? Aslımı unuttum mu, unutmadım mı? Bunun hesabını vermeye geldim ben burada. Bunun eğitimini almaya geldim ben burada. Bana deli demişler, akıllı demişler, bilgin demişler. Yok efendim şöyle böyle insan demişler. İyi kötü her neyse. Kaç yazar? Kim ne takar ne derlerse desin kardeşim. Sen Rabbinle olan ilişkinin düzgün olup olmadığına bak. Hatan varsa istiğfar et. Hatan yoksa şükret. Rabbinle olan ilişki kur. Şükür de istiğfar da Rabbimizle olan ilişki kanallarıdır. Onun için bir insanın yanlış yapması olur mu? Hiç fark etmez. Korkma, korkma yanlışından. Neye? Kullan yanlışını, istiğfar et, Rabbinle ilişki kur. Rabbini tanıma faaliyetine gir. Ne kadar güzel bir şey. Rabbini tanıma faaliyetine girmek. Ne kadar hoş. Çünkü ebedi olanı tanıyoruz. Tefekkürle vatanı ve dini koruma talimi yapıyoruz. İnşallah. Allah razı olsun. Bugün dinsizleri okudum biraz daha. İman ne büyük mucize, bize şahit oluyorum. Ondan gafil olmak gerçekten cehennem oluyor diyor Erkan Hocam. Doğru. Allah razı olsun. Peki hükümetin vazifesi bana silah, elbise, yani benim varlığımı temin etmek. Varlık verdi ya işte, yaratıcı varlık verdi. Daha ne istiyorsun? Bitti. Binaenaleyh erzakını temin için askerliğe ait vazifesini terk edip ticaretle mesela iştigal eden bir asker, şaki ve hain olan ubudiyeti bırakıp dünyanın
bizzat kendisiyle, kendisinden bir şey kazanmaya çalışan asker, dünyanın dedik ya, dünya hayatı başkadır, arzın yaratılması başkadır. Arzın yaratılmasına çok dikkat edeceğiz. Dünya hayatına gelince, dünya hayatından bir şeyler kazanmaya çalışmak, eğer onun yaratıcısını tanıma adına değilse, boşuna uğraşmaktır. Vazifeni terk ettiğin için hain olacağız. Neden? Sen buraya dünya hayatından bir şey kazanmaya gelmedin ki. Dünyanın yaratıcısını tanımaya geldin. Dolayısıyla kendinin yaratıcısını tanımak üzere görevliyiz. Evet, şaki ve hainlik vazifesini yapmış oluruz. Bu itibarla insanın Allah'a karşı ubudiyet vazifesidir. Geldi değil mi? Geldi, konumuza geldi. Biz zaten temsilin askermiş, vatan korumakmış falan, hükümetin vazifesiymiş, temsilin aslı ne, nedir, ne olur diye düşünürken, onu anlarken güzel yerine oturtmuşuz. Peki bu elifte diyor ki, insanın Allah'a karşı ubudiyet vazifesidir. Terk-i kebair takvasıdır, yani nöbet tutmasıdır. Nefis ve şeytanla uğraşması cihadıdır. Yani nefis ve şeytanla uğraşıp ne yapacak? Vatanı yanlış ellere teslim etmeyeceğiz. Biz doğanın ürünüyüz. Ne oldu? Yanlış bir ele teslim ettik vatanı. Ben kendi kendime böyle oldum. Sebepler beni böyle yaptı. Dediğim anda vatanı hain ellere, esas sahibinden gasp eden ellere teslim etmiş oluyorum. O zaman vatanın esas sahibine karşı büyük bir hıyanet içindeyim demektir. Nefis ve şeytanla uğraşması cihadıdır. İşte cihat, cihat dediğimiz şey vatanı esas sahibinin dışındakilerin istila etmesine karşı direniş faaliyetidir. Cihad. Cihad ile insan bu direniş vazifesinde ne kadar eğitim görürse, sıradan bir asker olmaktan ta general olmaya kadar rütbeler var. Bakalım cihatta ne kadar eğitim gördün. Evet. Mesela insanda akıl var. O aklı silah olarak kullan. Nefsin, şeytanın vatanı istila etmesine karşı ne diyorlar onlar? Sen tabiatın ürünüsün. Doğal olarak ayağın böyle yapar, dilin konuşur, hissedersin diyorlar değil mi? Onlara karşı ne yapıyoruz? Aklı silah olarak kullanıp savaş açıyoruz. Olur mu böyle bir şey diyoruz. Mesela mümkün mü? Bunun bu şekilde izahı. Mesela benim dilimin tad alma özelliğinin azottan, oksijenden, hidrojenden, fosfordan, karbondan geldiğini söylüyor hain adam. Çıkacaksın silahı, vuracaksın bu fikri. Diyeceksin ki bu yanlış, bu vatanı teslim almak isteyen yabancı hainler gelmişler, vatana müdahale etmeye çalışıyorlar diyeceksin. Akıl silahıyla araştırıp onların yanlış olduğunu bulup, yani cihad edeceksin, öldüreceksin o fikirleri. Yanlışlığını ilan edeceğiz inşallah hep beraber. Evet, bu konuda bize eğitim vermek üzere bu silahları, akıl silahını, his silahını, kalp silahını,
insani özelliklerimizin özünü temsil eden ruh silahını, aracını bu cihatta nasıl kullanacağız diye sorarsan, bunun eğitimini vermek üzere onları bize emanet eden bize kumandanlar göndermiş. Öğretmenler göndermiş. Gel seni eğitmek üzere görevlendirdim. Nasıl bu hainlere karşı vatanı teslim etmeyeceğiz diye savaşında hangi teknikler kullanacaksın diye Kur'an, vahiy, peygamberler görevlendirilmiş. Ne kadar güzel emniyete alınmış bir askerlik alanındayız. Ne kadar güzel. Kumandanlarımız var, el kitaplarımız var, rehberlik yapan kitaplarımız var. Kitaplardan okuruz, kumandanların açıklamalarına bakarız ve vatanı koruma faaliyetinde kendimize eğitim veririz. Kendimizi eğitiriz. Ne kadar güzel. İnşallah cihadı böyle anlıyoruz, değil mi? Yoksa serseri gibi dağ, taşı, toprağı ben buraya başkasını sokmam. Eline haince adam öldürmek için, insan öldürmek için, küfür öldürmek değil, insan öldürmek için, yanlışı öldürmek değil, insan öldürmek için verilmiş makinaları alıp da insan öldürme eğitimi yapmanın hiçbir hakikati yok. Hiçbir hakikati yok. Şeytanını, yanlış fikirlerini, nefsin hegemonyasını öldürmeyen bir adam, dışarıda kendisinin evine toprağına saldırmış birisini öldürmeye kalkması, kardeşim sen asli vazifeni yap bakalım bir de, ondan sonra buraya zaman kalırsa oraya gelirsin demek lazım. Büyük bir dikkat kayması var kültürde. Kültürde büyük bir dikkat kayması var. Bizi meşgul ediyorlar. Hedeflerimizden mahrum ediyorlar. Kasıtlı olarak kendi vatanımızı korumak yerine tutup kendi hegemonyalarını koruyan, çok affedersiniz ama bizi köpekler olarak yetiştiriyorlar. Ta ki bize bir parça et verecek, ekmek verecek, ben de onun adına hep havlayıp duracağım. O kadar beni aptal, köpek düzeyinde yetiştirmek istiyorlar. Kendilerinin dünyalarını korumak için. Hakimiyetlerini korumak için. Bizi köpek yapıyorlar. Ciddi söylüyorum bunu. Köpek muamelesi yapılıyor bize. Hani şu fiili olarak askere falan götürüldüğümüzde öyle, gelin benim köpeğim olacaksın diyor. Ama öyle demiyor. Ne diyor? Vatanını koruyacaksın. Ne vatanı bu? Şu toprağı koruyacaksın. Diye saçma. Babanın, ananın, dedenin kanıyla aldık biz burayı diyor. Demek ki onlar da kanla aldılarsa aptallıklarından yapmışlar. Ben de onlar gibi aptal olamam. Neyle alacağım? Hakikatle alacağım. Hakikatin geldiği yerdir fetih. Hakikatin ulaştığı kalp fethedilmiştir. İşgal edilen topraklar fetih değildir. Aptalcasına kan dökmüş olurlar. Peki bunlar önemli konular. Çok önemli, farkında olmamız gereken konular. Erkan Hoca, en şiddetli çarpışmalar kılıç kalkan olmadan yapılan mücadeleler oluyor. Mesela genç ve güçlüyüm demeye karşı genç ve güçlü yaratılıyorum cevabı verilirse işte bu en büyük savaş bu işte. En büyük savaş nefsin hakimiyetinden, sahte iddiasından korunma savaşıdır. En büyük cihat. Ben İslamiyet'i hakim kılmak istiyorum diyen aptala ben derim ki sen kendini Allah'a teslim etmeyi becerememişsin.
Allah'ın dinini sen korumaya kalkıyorsun. Allah da diyor ki aptallık yapma, ben dinimi kendim korurum. Sen kendini korumaya bak diyor. Kendinin kim olduğunu anlamaya bak diyor. Kendinin kim olduğunu anlarsan çevrendeki ilişkilerin de ona göre olur. Peki bu ayrı bir konu. Devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde okuyalım da insana kadar gelelim, geç başladık. Ama gerek nefsine, gerek evlat ve taallukatına hayat malzemesini tedarik etmek Allah'ın vazifesidir. Ya bu adam saçmalıyor gibi görünüyor değil mi? Ya şimdi biz ya evladımızın hayat malzemesini rızkı deriz ya biz, ama bak burada ciddi bir şekilde kullanmış, hayat malzemesi demiş. Yani biz öyle gördüğümüz için. Bizim gördüğümüz şekilde kelimeler tercih ederek kullanmış. O Allah'ın vazifesidir. Evet, madem hayatı veren odur, o hayatı koruyacak ve vazımatı da o verecektir. Yaratan o, yaratılmışın ihtiyacını da karşılayan o olacaktır. Yalnız hükümetin asker için ofislerde cem ettiği erzakı, askerlere taşıttırdığı, temizlettirdiği, öğüttürdüğü, pişirttiği gibi Cenab-ı Hak da hayat için lazım olan levazımatı küre-i arz ofisinde yaratıp cem ettikten sonra o arzın toplanması, o erzakın toplanmasını ve sair ahvalini insana yaptırır. Hadi bunu dağıt. Biz anne baba çocuğumun rızkını temin ediyoruz diye kendimizi kandırıyoruz. Biz yalnızca dağıtıcılarız. Dağıtıcılarız. Temin eden, beni yaratan, o çocuğu yaratan depoladı bir yere, sen gidiyor alıyorsun, dağıtıyorsun. Sana da dağıtma görev veriliyor. Evet, o erzakın toplanmasını ve sair ahvalini insana yaptırır ki insana bir meşguliyet, bir eğlence olsun ve atalet, betalet azabından kurtulsun. Avare, bomboş, işsiz gezme, tembellik azabından kurtulsun. Tembel adam sıkıntıdan geberir. Çalışmayan adam kendi içinde patlar. Öyle yaratılmışız, bu şekilde yaratıldığımız için bizi Allah, tamam ben seni tembellikten hoşlanmayacak şekilde yarattım. O halde tembellikten seni kurtarmak için dağıtım vazifesi sana veriyorum diyor. Yani hiçbirimiz tutup da ben çoluğumu, çocuğumu veya kendi bedenimi beslemekle mükellefim, çoluğuma, çocuğuma bakmakla mükellefim, aman ben çocuklarıma düşkünüm diyecek aptallık yapmasın. Buna ben aptallık derim, insanlık değil. Sen çocuğuna, mocuğuna düşkün olduğunu bırak, sen kendine düşkün ol, kendi vazifene yap, kendi vazifene bak. Kendinin önce varlık nedenini araştır. O çocuk da büyürse kendi varlığının nedenini araştırır, araştırmaz. O da onun görevi. Karışma. Yalnızca güzel örnek ol. İşte böyle yap çocuğum de, nedir o? Rızık vermeyeceğini, sen de çoluk çocuğuna rızık falan temin edip koruyacağını, hastalıktan koruyacağım, evde koruyacağım onları, hani muhafaza altına alacağım falan diye kendini bir halt ediyor zannetme. Kendi kendine telaş eden serserinin teki olursun sonra. Serserilik yapma. İnsan ol. İnsan kendisinin ve kainatın yaratıcısı olan kaynağı bulup, onu tanıyıp, onun hazırladığı şartları öğrenip, o şartlar dahilinde dağıtım görevini yapandır. Bana bunu verdiler. Sana vermem için postacı gibi buyur çocuğum dersin. Yer çocuğun senin bakkaldan, dükkandan veya mağazadan alıp geldiğin bir şeyi. Yani çiftçi olsan topraktan, araziden topladığın, çiftlikten alıp geldiğin şeyi çocuğa verirsin. Onu sen mi yarattın? Yok. Bakkal dükkanını işleten adam mı yarattı? Yok. Kim yarattı ya? O getirdi. Getirdi. Anladınız mı? Toprağı çiftçi ekti ama ekti de onu o yapmadı ki. Hangi çiftçi, hangi baba yiğit domatesi yapar? Eker, su döker, gider evine yatar, uyur.
Sabah kalkar, domatesler kızarmış. Kızarmış. Lafa bak. Ya sana hazır pişirildi, yaratıldı, gönderildi. Kopar bunu, götür çocuğa ver. Çünkü dağıtım görevini güzel yapsana diyor yaratıcı. Beni onu koparmanın zevkinden, çocuğa vermenin, çocuk da onu yerken böyle nasıl memnun olur? Ben de onu görünce daha çok memnun olurum ya. İşte bu dağıtıcılığın zevkini yaşamaya bak. Nedir bu iddia? Ben çoluk çocuğuma bakıyorum, onları koruyorum, eğiteceğim onları falan diye. Kendimin ne derler, iki ayağımı bir pabuca sokup kendimden geçiyorum çocuklara bakacakmışım diye. Aptal mısın sen ya? Sen insansın kardeşim. Aklın var, vicdanın var, hissin var, izanın var, farkındalığın var. Ne olup bitiyor bu dünyada diye. Ne bu iddialar öyle? Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Peki paragrafı bitirdik. Ey insan denen paragrafta kalalım şimdi. Ondan önce... Evet, Hasan'ın zihinler ilkokulda şekillendiriliyor. Sonradan o kalıplar düzeltmek zorlaşıyor. Doğru, doğru bir tespit. Ahmet Ali çocuklarının ne zorluklarla büyüttüğünü ve okuttuğunu, vazifesini en iyi şekilde yaptığını gururla anlatan birini duyunca, peki, acaba çocuklarının büyümesinde babasının tesirinin ne olduğunu düşününce hiçbir tesir olmadığının, onun varlığını ve varlığını devam ettiği, etmesi için rızıklarının var edilmesinin yaratık cinsinden olmayan mutlak bir yaratıcının vazifesi olduğunu ama gafil bir insanın yaratıcıya ait olan vazifeyi kendisinin yaptığını zannederek ne büyük bir vatansızlık, hainlik derse, vatan hainliği de, vatan hainliği ve yalnızlık içinde, gururunda kendinde geçmiş biri olduğunu, kendinden, gururundan kendinden geçmiş biri olduğunu üzülerek gördüm diyor. Bu bir müşahede. Doğru, vardır böyle insanlar ama kişiler hakkında hüküm vermemeyi öğrenelim bir. Ahmet Ali bir de uzun cümle, bir paragraf yazmışım, bir cümle, kısa cümle kurmaya alışalım. Olabilir ama takibi kolay olur. Yani böyle yazdın diye suç değil de o da teknik bir konu işte. Ben de uzun cümle kuruyorum ve şikayetçiyim kendimle. Erkan Hoca'nın yazdığını okuyorum. Kendi varlık nedenini bulabilen, yani iman eden bir insan, ki varlık nedeninin, varlığının farkında olan insan demek değil mi iman eden? Evet, varlık kaynağının farkında olan bir insan ne iş yaparsa yapsın Rabbinin namına yaptığının farkında olduğu müddetçe yaptıklarının bereketini görür, yani zevkini alır. Dağıtımcılık yaptığının farkına varır. Bu okuduğumuz paralardaki ifadeyle. Ben değil, Rabbim beni bu işi yapıyor, biçimde yaratıyor demek ve bunu fark etmek insanın taallukatına olan şefkatini en tatlı hale getiriyor. Yani akrabaymış, çoluk çocukmuş gibi işlerde aman sahip çıkmamaya çok dikkat edelim. Onları biz hemen sahiplerini vermek gibi bir hataya çok kolaylıkla düşüyoruz. Maalesef pratikte düşüyoruz. Ama düşmemek için çalışacağız inşallah hep beraber. Ve burada durmak gerekiyor. Zamanımız doldu. İnşallah yarın mektubat dersimizde görüşmek üzere. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enel hamdu lillahi rabbil alamin. Bi hurmeti sirri sureti Fatiha. Rabbimiz hepinizden razı olsun. Çok güzel oldu. Katılımınızdan çok memnun oldum. İnşallah hep böyle katılalım. Hele yanlış yapmaktan korkmadan katılalım. Çünkü yanlış yapınca eleştirilirsiniz. Birbirimizi eleştiririz. Eleştirilmek güzeldir. Yani eleştirme hastalığı güzel değil de. Onu da söyleyeyim. Ama yanlışlarımızı konuşacağız arkadaş. Yani her şeyi eleştirel noktadan yaklaşmak çok yanlış. Ama
Açık yanlış var, görünüyor. Bu yanlışımızı düzeltelim demek için birbirimize şefkatle yardımcı olmak yine dağıtım görevi yapmaktır. Çünkü hidayet Allah'tan, biz de dağıtıyoruz kendi aramızda. Bu rahatlıkla ilişki kurarsak çok güzel açılımlara neden olduğunu bugün gördük. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah.